Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde classification algoritmalarımızdan üçüncüsü olan SVM'i göreceğiz. Şimdi hemen geliştirme ortamına geçiyorum. Ekstradan şurada bir komut penceresi açıyorum. Şöyle öncelikle dizinime geçeyim. Şimdi şunları kapatayım. Classification'ın altında new folder diyerek SVM diyorum. Şuraya classification yazıyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum buraya. Main diyorum yine. Ana klasımız, ana dosyamız bu olsun. Yine şöyle yapıyorum. Öncelikle veri setimi dahil edeyim isterseniz. From sklearn import dataset diyorum. Datasetimi alayım isterseniz. Dataset nokta what list diyorum. Şimdi algoritmamı dahil edeyim. From sklearn nokta SVM import SVC olan classifier olanı kullanacağız. Şöyle şimdi verilerimi isterseniz önce bir verimizi görelim, ardından devam ederiz. SVM tabi şunu şöyle deneyim dersem galiba hata verecek. Evet, klasörümüz açık olduktan sonra siz burayı 3 diye değiştirirsiniz. Şimdilik böyle kalsın. Python main.py diyerek bu dosyamı çağırıyorum. Şöyle dokümantasyonuyla birlikte geldi. Bizim bakacağımız yer şurası. Datamız varmış. Burada görüntülerimiz var. Şu şekilde. Şurada ise label'larımız var. Bu aslında şöyle bir veri seti. Görüntüler. 8'e 8'lik görüntüleri 1, 2 diye yazmışlar işte. Siyah beyaz şekilde. Bunları şu datanın altında standartlaştırdıktan sonra şöyle 8'e 8'lik şeyleri çarpıp düz bir vektör haline getirmişler. Şu datanın altına atmışlar. Birazdan özelliklerine de bakarız olmazsa. Şöyle target'ta bunun label'ları 0 1 diye. Şimdi isterseniz şöyle nasıl ayıracağız ona bakalım. Data'yı alacağız. Target's name var burada. Şöyle bir de image'i alıp tam resimlerine bakabiliriz isterseniz. Şöyle bir de veri setimizin özelliğini de görmüş oluruz. Şöyle data diyorum. Datanın sıfırıncı elemanını alalım. Nokta shape diyorum. Evet, düzenlenmiş, düzleştirilmiş hali 64 tane. 8'e 8'lik bir resim olduğu için 8 çarpı 8 düzleştirdiğimiz zaman, vektör haline getirdiğimiz zaman 64 tane piksel olmuş oldu. Bu şekildeymiş. Bir de şunun normal resmi görelim. Bunun özelliğini görelim. Image olacak. Evet, images olacakmış. Şöyle 8'e 8'lik resimlermiş. İsterseniz bunları görelim. Import CVT diyorum. Şöyle x'imi alayım isterseniz. Ardından bunların nasılmış bir görelim. Digis nokta şöyle datasına ulaşıyorum. Y de eşittir. Digis. Şöyle bir de target yani
bunun label'larını oluşuyor. Bu şekilde ulaşmış olduk aslında. Bunları da bastıralım isterseniz. Print x y diyorum. Evet, x'lerimiz böyleymiş, y'lerimiz böyle. Düzgün bir şekilde ulaşmış olduk. Şimdi bir tane resmi alacağım. Bunun üstünden image'ten alacağım. Bunun sıfırıncı resmini alacağım. Şu şekilde. Şuraya isterseniz matplotlib'i de dahil edelim. Bu resmi görelim. Import matplotlib.pyplot.s plt diyorum. plt.im show diyorum. Ardından ilk olarak image'i veriyorum. Color map vermem gerekiyor. Grace R veriyorum şuraya. Bu siyah beyaz bir şekilde bize yansıtacak. plt. Bunu vermezseniz düzgün bir şekilde göremezsiniz bu resmi. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde resmimizi görmüş olduk. Şöyle 8 tane piksel dikeyde, 8 tane yatayda şöyle bir sıfır çizmeye çalışmışlar. İsterseniz bu veri setimizi resim piramitleriyle birazcık büyütelim. 8'e 8, 16'ya 16 hale getirelim. Şimdi şöyle yapacağım. Image eşittir cv2.pr up diyerek bunu iki katına çıkaracağım. Şöyle tekrardan çalıştırayım. Gördüğünüz gibi verimiz birazcık daha aynı 16'ya 16 hale gelmiş oldu. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık daha anlaşılır hale gelmiş oldu. Image'imizin yani resimlerimizin sıfırıncısı sıfırmış. İsterseniz birinci elemanına bakalım. Çağırıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi bu da bire benziyor aslında. Şöyle şuradan bir 14 falan çağırayım. Bakalım resimlere. Gördüğünüz gibi hafif bir 9'a benzer bir hali var bunun. Bu şekilde resimlerimiz bu şekilde. Bunların tabi verilerin işlenmesi var. Bu mesela 8'i 8'lik 255'e bölündükten sonra bunları reshape diyerek normal 64 düz bir vektör haline dönüştürmüş oluyoruz. Tabi bunu yapmışlar bizim yerimize. Biz şimdi sınıflandırmaya geçelim. Şöyle bunları siliyorum. Aldık şunları. Şimdi SVC'yi de dahil ettik. SVM diyorum. Büyük harfle şöyle SVC diyorum. Şöyle SVM diyorum. Nokta fit diyorum. X'imi veriyorum. Ardından Y'imi veriyorum. Bu şekilde bir eğitelim. Şöyle yine gamma değeri falan vermemizi istedi. 22 diyeyim. Tamam, şöyle eğitiyoruz aslında. Şimdi şöyle yapacağım. Confusion Matrix'i de dahil ederek buradaki başarılarımıza bakacağız. From scalar nokta matrix import confusion matrix conf diyorum eşittir confusion matrix diyorum şöyle. Şimdilik kalsın, önce bir predimizi yapalım. Y pred diyorum. Şimdi bunu tahmin edeceğim svm ile. Svm diyorum nokta predict. Hepsinden öğrendi. Bu sefer x'imizi bir tahmin etmeye çalışsın diyorum. Ardından buraya normal y'imi veriyorum. Ardından tahminimi veriyorum. Bunları karşılaştıracak bizim için. Ardından bunu ekrana bastıralım isterseniz. Şu şekilde. Şimdi özetlemek gerekirse şurada digits dediğimiz şu sayılardan oluşan görüntü veri kümemizi dahil ettik. Şöyle x'lerimizi y'lerimizi oluşturduktan sonra svm'imizi bu sefer svm'in classification algoritmasını kullandık. Şöyle eğittik, ardından bir tahmin yapmaya çalıştık bu
eğittiğimiz görüntüler üzerinde tahmin yapmasını istedik. Ardından bunun başarısına bakmış olduk. Şöyle çalıştırayım, görelim. Şöyle büyük x vermişim. Küçük x vermem gerekiyor. Is not defined dedi. Tanımlı değil. Gördüğünüz gibi böyle şu şekilde şu diagonda olanlar doğru olanları gösteriyordu. Şimdi şöyle yapayım. X nokta shape diyeyim. Bir de bunun boyutunu görelim. Evet, 1797 tane resim varmış. 64 uzunluğunda. Şöyle bunların hepsini aslında tam sınıflandırmış olduk. Düz bir şekilde. Şu şekilde. Şöyle şuralarda gördüğüm kadarıyla bir hata falan yok. %100 başarıyla bu görüntüleri sınıflandırmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.